evde işte bulunduğumuz ortamın havasını, ruhunu değiştirmek istiyorsak öncelikle mobilyada değişiklik yapmamız gerekiyor. Burada ahşabın gücünden faydalanırken bunu ferforje ile, camla hatta mermerle bütünleştiren usta eller Alcesi Ferforje çatısı altında sadece konutlar için değil sanayi kuruluşları için de yaratıcı çözümler sunuyor. Geçtikçe değişen ve gelişen dünyada mimari ve iç mimari anlamında farklı tarzlar ve dekorasyona yön veren yeni ürünler çıkıyor. Ev ve çalışma alanlarının dekorasyonlarında yeni trend, ahşap ve kütük ağaçlarla uygulanmış country tarzı dekorasyon uygulamaları. Ev ve iş yerlerinde ahşabın her türlüsünü ve hatta mümkün olabildiğince doğal olanlarını kullanmak bu tarzın ana fikri. Kütük ağaçtan yapılmış, bazen cam, bazen ferforje ile bir arada kullanılarak ortaya çıkan farklı masa ve sehpa modelleri bulunulan ortamın havasını, ruhunu değiştiriyor. Tüm bu modeller yetenek sahibi ustaların elinde şekilleniyor. Ferforje ve ahşap tamamen bir yetenek veyahut da bir tasarımdır. Ve Çıraklı'dan gelmem. 1989'da İstanbul'a geldim. Çıraklı'dan bu yana bu yıl içinde tamamen yani hep aynı ferforjeyi ve kendimi daha üst seviyeler taşımak için bu işi yapıyorum. Ahşap masalar ve camlara katmamın sebebi daha böyle doğal olması ve bir sürü doğal insanların yaşayabileceği şekilde daha sağlıklı olması için veyahut daha kullanışlı olması için bu tip bir şeyler yapıyoruz. Ceviz, dış butak ve iroko ağaçları kullanıyoruz. Tamamen ham olarak kullanıyoruz. İşlemini kendimiz yapıyoruz atölyemizde. Tamamen doğal ağaç, birleştirme ağaç değildir. Ömür boyu kullanabilirler yani. Mobilya sektöründe Masko ve Modoko mobilya kentlerine ulaşmakta güçlük çekenlerin öncelikli alternatifi Çağlayan oluyor. Alüminyum cephe, panel sistemi, ferforje kapı başta olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesine sahip olan Alcesi Ferforje, Rıza ve Niyazi Çağlayan kardeşlerin 1990'lı yıllara dayanan tecrübesiyle 2000'li yılların başında markalaşıyor. 2003 yılında kuruldu. Tabii 2003 yılının öncesi var bu çıraklık, ustalık, kalfalık dönemlerinde. Büyümemizi sağlayan işte dediğim gibi işin temiz, düzgün, zamanında bitmesi, teslim edilmesi. Tasarımlar hayat bulurken tamamen hayal gücü ve yetenekler devreye giriyor. Bu işin eğitimi yok. Bu işin tamamen göz zevki ve insanlarla diyalog ve sözün çok önemli. Ve işi bir de isteyerek yapmak çok önemli bir şey. Tasarım üzerine daha çok yönelik işler yapıyorum. Her yaptığım işte bana daha büyük işler imkan ediyor. Ve bu esnada da mesela sürekli kendimi de her senesinde yenilerek daha böyle görsel ve dekorasyon ve tasarım işlerine daha çok yöneliyorum. Niyazi Çağlayan, imalatını yaptığımız ürünler tüketicinin istek ve beklentileriyle sınırlı diyor. Masasından tut, sandalyesine kadar, apliğine kadar, korkuluklarına kadar, giriş kapılarına kadar, her noktasında diyebilirim. Yani sınırı yok çünkü. Yine Alcesi Ferforje'nin bugün ahşap masalar, işte yine sehpalarıyla birçok obje diyebilirim yani. Kişiye özel uygulamalar hizmet anlayışında ön plana çıkıyor. Herkese aynı iş değil, herkese isteğine göre, kendi zevkine göre tamamen farklı tasarımlar. Ve butik işlerlerde de sınırlı değil. Mesela birçok büyük firmalara da veyahut da şeylere de hizmet veriyoruz. Bunda da yani binanın ve villaların veyahut iş alışveriş merkezlerin tamamen görsel noktalarında iş yapıyoruz. Firmanın kurucu ortakları bireysel konutlar yanı sıra sanayi yapılarında da yoğun bir mesai harcıyor. Sanayi kuruluşunda şöyle söyleyeyim, görsel noktalarında diyeyim tatifçisi, penceresi olur, camı olur, yine doğramaları olur aynı şekilde. Görsel kısmında kompozit kaplamalar olur, silikon cephesi olur. Yine ahşap kaplamaları da oluyor tabii ki.
alüminyum olarak ahşap kaplamalar oluyor. Bir de fotosel kapıları oluyor. Yani otomatik kepenkleri oluyor. Onun da sınırı yok. Mimari projeler çizilirken tecrübeleriyle yönlendirici oluyor Çağlayan kardeşler. Proje önemli tabii ki. Yani mimariler, işte müteahhitler tarafından yine çiziliyor, ediliyor her şey. Biz bazı noktalarında yine değişiklikler yapıyoruz tabii ki bu projenin. Yani şu şekilde yaparsak daha güzel olur gibi. Bilgisayar ortamında yapılan çizimler atölyede can buluyor. Bilgisayar ortamında da oluyor. Yani birebir diyalog halinde de oluyor. Ne kadar mimarlar tarafından çizilse de vesaire olsa da görseli. Çünkü bazı noktalarında yani her çizim uygulanılacak diye de bir kaydı yok. Yani oralarında değişiklikler yapıyoruz. Tabii bu birebir yüz yüze de oluyor. Personel sayısı değişken, zira proje büyüklüğüne göre sayı artabiliyor. Üretimimiz Bahtiyar Sokak'ta. Çoğu şeylerimiz orada yapılıyor, hazırlanılıyor ve oradan sevk ediliyor. Burada da yine küçük bir teşhir salonumuz, yine ofisimiz diyeyim yani o şekilde devam ediyor. Yani. Firma kendi kendine yetiyor. Dışarıdan hizmet almadan tek merkezden çözüm sunuyor. 9 metrekare alan, metrekare alanda kurulmuş atölyemiz var. Tüm her şey kendi fabrikamızda üretiliyor. Cilasıydı, boyasıydı, işlemesiydi, zımparasıydı, metaliydi. Komplesini kendimiz üretiyoruz. Fabrikasyon üretime sıcak bakmayan firma butik bir anlayışla ilerliyor. Akla gelebilecek her mekanda projelere imza atılıyor. Fabrikasından tut, yine bir iş merkezlerinden tut, bankalarından tut. Birçok şeylerde yani villalarından tut, yine rezidanslarından aynı şekilde çok. Özellikle ahşap masaları en çok kim, nerelerde kullanıyor diye soruyoruz. Rıza Çağlayan detaylandırıyor. Genellikle mesela ofis tarzlarında, mimarlık bürolarında ve dış bahçe mekanlarında çok kullanılıyor. Ve mutfak masalarında ve bütük yapılan yerlerde komplesinde kullanabiliyorlar yani. Öncelikle uygulama yapılacak mekanı görüyor Çağlayan kardeşler. Sonrasında alana uygun çözümler sunuyorlar. İlk önce mesela yerin bir çalışması olduğunda yeri biz de görmemiz gerekiyor. Gidip yeri görüp diyoruz ki bunlar bu şekil olabilir, burada da bu şekil olabilir. Mesela yaptığımız bir sürü tekstil olsun veya şey olsun, bir sürü yaptığımız ofis tasarımları var. Türkiye genelinde kim bize ihtiyaç duyarsa oradayız diyor Niyazi Çağlayan. Sadece İstanbul'da sınırlı değil. Yani Türkiye'nin her noktasında diyeyim yani Anadolu'nun her bölgesinde varız yani. İşbirliği yapılan kurumların pek çoğu referans yoluyla firmaya ulaşıyor. Öyle ki her yapılan iş beğeniyle karşılanıyor, dikkat çekiyor. Referans usulü tabii ki bir müşterinin yine işi düzgün, temiz, zamanında bittiğinde o arkadaşına, işte sevdiği dostuna gibi devam ediyor yani. İşini büyük bir aşkla yapıyor Rıza Çağlayan. Müşterilerinin ne istediğini bilmek, onun hayalindeki tasarımı gerçekleştirmek önemli diyor. Tercih edilmelerindeki en önemli etkeni de bu diyalogdaki başarıda görüyor. Anlayışımız ve müşterilerle diyalogumuz çok önemlidir. Ve müşterinin ne izah ettiğini ben çok iyi bir anlayan bilirsin. Çünkü çıraktan yetişme olduğum için tüm her şeyi en ayrıntılı şekline kadarını müşteri dinleyip onun ne istediğini kafamda algılayabilirim. Ve algıladığım şeyi ona ilk önce bir modül olarak yapıp sunduğumuzda çok teşekkür almışımdır. Bu şekilde devam edeyim. Tüm yaptığım işi zevkle ve severek yaptığım için daha böyle farklı şeylerle uğraşmak keyif alıyorum. Eski hiçbir şeyi atmıyor Rıza Çağlayan. Kimi zaman bir saban oluyor tasarımlarda yer bulan, kimi zaman kanı arabasının tekerleği.
Öte yandan ferforje, diğer adıyla dövme demir de hiçbir zaman modası geçmeyen en eski malzemelerden biri oluyor. Evin dışında kapı, pencere, balkon demiri olarak kullanıldığı gibi evin içinde mobilyada, aydınlatmada, dekoratif aksesuarlar gibi birçok objede karşımıza çıkıyor. Firmanın ahşap masalarda elde ettiği başarı ferforjede de kendini gösteriyor. Masaların üzerinde doğal avizeler ve şeyler, dışarıda dış mekanda aptikler ve avizeler tamamından, yani mutfaklarda ve salonlarda daha görsel büyük avizeler de yapıyoruz. Tamamen birbirine uyumlu olarak yapıyoruz. Yani komiser olarak hepsi birbirine uyması gerekiyor. Oturma grubu da olsun veyahut da şey de olsun, avizeler ve aptiklerin isteğe göre. Sonu yok yani. Metal avizeler olsun, kütüphaneler olsun. Tamamen her şeyi, mesela aynalar, yatak başları, divan başları, akla gelebilecek her türlü şeyleri yapıyoruz yani. Yurt içinde çok sayıda başarılı örnek, Çağlayan kardeşlerin kendilerine yurt dışı hedefi koymalarını sağlıyor. Kendimize koyduğumuz hedefler tabii ki herkesin istediği gibi daha büyük, daha kurumsal yerlerde çalışmak. Bunun yanı sıra şöyle söyleyeyim, Avrupa'da, dış ülkelerde de yine ismimiz olması, oralarda iş yapmamızın tabii ki şeyi vardır yani. İnşallah Allah'ın izniyle onlar da olacak diyorum yani, zamanla. Niyazi ve Rıza Çağlayan sözlerini noktalarken kalite vurgusu yapıyor, kendilerini tercih eden herkese teşekkür ediyor. Yani kaliteden ödün vermemelerini isterim. Ta Türkçesi yani zamanında, testin zamanında biten işin her zaman daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Beni tercih eden etmeyenlere de ne zaman ne isterlerse tasarım olarak ve alıcısı olarak hizmet vermeye hazırız. Elimizden gelen en iyisini sunacağımıza eminim.